İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir kez daha bölgede kronikleşmiş şiddeti ve baskıyı gözler önüne seriyor. Bu saldırılar sadece altyapıyı değil, aynı zamanda bölge insanının yaşam hakkını da hedef alıyor. Özellikle Birleşmiş Milletler, Filistinli mültecilere yardım ve çalışma ajansı gibi kurumların faaliyet gösterdiği bölgelerde dahi sivillerin güvenliğinin sağlanamaması, uluslararası toplumun yetersizliğini ve çifte standartlarını açıkça ortaya koyuyor. Eski UNRWA yöneticisi Lex Teckenberg, CGTN Türk'e verdiği röportajda İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının büyüyen insani krizlere yol açtığını ve bu saldırıların soykırım niteliği taşıdığını ortaya koydu. Teckenberg, bölgedeki durumun sadece iki ülke arasında bir savaş değil, daha derin bir etnik temizlik ve yok etme planı olduğunu vurguladı. Bakın, burada olan biten sadece iki ülke arasındaki bir savaş değil. Bu, İsrail'in Gazze şeridine ve orada yaşayan Filistinlilere neredeyse 15 aydır aralıksız şekilde saldırdığı bir soykırım. İsrail, bunu Hamas'ı ortadan kaldırmak için yaptığını söylüyor. Ama gerçekte ne görüyoruz? İsrail'in yaptığı vahşetin boyutları ve üstüne bir de politikacıların, Cumhurbaşkanından Başbakan'a, hükümetin ve ordunun üyelerine kadar söyledikleriyle bu açıkça bir soykırım. Gazze'deki Filistinlilerin hayatı ne hale geldi? İnsanlar öldürülüyor, yerlerinden ediliyor, evler yıkılıyor, sadece evler değil. Üniversiteler, hastaneler, arşivler, camiler hepsi hedefte. Hatta Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecileri desteklemek için kurduğu UNRWA bile saldırıya uğruyor. Yani UNRWA'ya yönelik saldırılar bile bu soykırımın bir parçası. Gazze halkına yapılanlar baştan sona bir yok etme planı gibi. Teckenberg, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların açık ve ağır bir ihlal olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti. Şimdi burada bahsedilen şey UNIFIL, yani barış gücü askerleri ve sivil örgütler. Ancak şunu net bir şekilde görmek lazım. Barış gücü askerlerine yönelik saldırılar sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar gibi açık ve ağır bir ihlal. Peki, buna karşı ne yapılabilir? Elbette Birleşmiş Milletler ve birliklere asker sağlayan ülkeler, özellikle İtalya gibi ülkeler İsrail'e en sert şekilde tepki gösterdiler. Hem İsrail'e hem de Hizbullah'a ateşkese varmaları için yoğun bir baskı var. Görüşmelerin ilerlediğini biliyoruz ve umarım bu bir ateşkesle sonuçlanır. Teckenberg, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesine karşı bazı ülkelerin çeşitli adımlar attığını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü. Daha genel anlamda konuşacak olursak, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesine karşı birçok adım atılıyor. Son 15 ayda uluslararası toplumdan bazı ülkeler İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı. Güney Afrika'nın açtığı dava şimdi Türkiye ve diğer ülkelerin desteğini de aldı. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de bir soruşturma yürüttüğünü biliyoruz. Bunun yanı sıra birçok ülkede savcılar ulusal mahkemelerde dava açıyorlar. Bunu ya evrensel yargı yetkisi dediğimiz konsepti kullanarak ya da çifte vatandaşlık durumlarını ele alarak yapıyorlar. Yani hem kendi vatandaşlığı hem de İsrail vatandaşlığı olan kişilere yönelik davalar açılıyor. Şunu da söyleyebiliriz ki özellikle küresel güneydeki birçok ülke, insan hakları örgütleri, hukukçular ve sivil toplum grupları bu açık ve ağır ihlallere karşı adalet ve hesap verilebilirlik için ellerinden geleni yapıyorlar. Teckenberg, Gazze'de hukuk ve düzenin çöktüğünü belirterek, yardımların doğru yere ulaştırılmasının çok zor olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti. Bakın, UNRWA başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'in insani yardım kuruluşları ve birçok sivil toplum örgütü gece gündüz demeden yiyecek yardım ulaştırmaya çalışıyor. Ancak medyada gördük ki son 24 saatte büyük bir yardım konvoyu yağmalandı. İsrail bu konvoyun geçişine izin verdi ama Birleşmiş Milletler sistemiyle doğru düzgün bir koordinasyon sağlamadı. Gazze'de durum o kadar kötü ki hukuk ve düzen tamamen çökmüş durumda.
Bu yüzden yiyecek yardımı gelse bile doğru insanlara, doğru yerlere ulaştırmak çok ama çok zor. Peki, İsrail neden bu ablukayı uyguluyor ve Filistinlilere gıda yardımı ulaşmasını neden engelliyor? Bunun adı soykırımın başka bir uzantısı. İsrail başta Filistinlilerin büyük bir çoğunluğunu Mısır'a sürmeyi planladı ama Mısır sınırını kapattı ve biz etnik temizliğe ortak olmayacağız dedi. Aynı şekilde Amerikalılar da İsrail'in Filistinlileri Mısır'a zorla göndermesine izin vermeyeceklerini söylediler. İsrail'in amacı açık, Filistinlilerden kurtulmak. Onları silmek istiyor. Ancak daha hızlı öldüremediği için bu açlık politikasını devreye sokuyor. Bu tamamen insan eliyle yaratılmış bir açlık krizi. Eğer dünya müdahale etmezse, eğer bir ateşkes sağlanmazsa önümüzdeki aylarda binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce Filistinli açlıktan ölebilir. Bu tam anlamıyla kelimelerin ötesinde bir felaket, bir kıyamet senaryosu. Ben kendim de 10 yıl boyunca Gazze'de yaşadım ve bugün gördüklerim karşısında yıkılmış durumdayım. Arkadaşlarım ve eski meslektaşlarımın bana telefonla ya da sosyal medya üzerinden anlattıkları şeyler gerçekten inanılır gibi değil. 21. yüzyılda bunların yaşanıyor olması akıl almaz bir şey. Uluslararası hukukun harekete geçme hızı sınırlı ve özellikle ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki vetosu yüzünden mekanizma işlemiyor. İsrail'in bu saldırganlığını durdurması gereken yapı tamamen etkisiz hale gelmiş durumda. Bu yüzden maalesef 15 ay geçmesine rağmen hala bir ateşkes yok. Ne Gazze'de ne de Lübnan'da bir ateşkese ulaşılabilmiş durumda.